Canlarım selam hepiniz VIP Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. TYT Fizik soru kampımıza dalgalar videosuyla devam edeceğiz. Dalgalarla ilgili sana tam 2 tane video hazırlayacağım. 7 7 toplamda 14 tane soru çözeceğim ve 14 soru üzerinden dalgaların bütün önemli noktalarını sana hatırlatacağım. ÖSYM bu sene MSU sınavında dalgalardan çok güzel, çok tatlı bir soru sordu. Yani güzel soru demek, zor soru demek değil arkadaşlar. Fizikten bir sorunun yanlış yapılması için sorunun zor olmasına gerek yok. Öğrenciler kavramları doğru ilişkilendirebiliyor mu? İlişkilendiremiyor mu? Yıllardır bu şekilde sorular soruluyor. Bu sene gelen MSU sorusunda da dalga boyu, frekans ve dalgaların hızı tam olarak neye bağlı? Hani frekans nasıl değişir? Hız nasıl değişir? Öğrenciler bu kavramları doğru anlamış mı anlamamış mı? İnanın bana sorular tamamen bundan ibaret. Dolayısıyla zorlama soru beklemiyorum bu konudan. Bu sene TYT sınavında dalgalardan soru bekliyorum ve yapmış olacağımız bu iki videoluk tekrarla birlikte bu sene gelecek olan dalgalar sorusunu Allah'ın da izniyle kaçırmayacağız arkadaşlar. Sözü daha fazla uzatmayalım ve dalgalar birinci videomuz başlasın. İlk sorumuzda dalgalarla ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyor. Işık dalgaları yani elektromanyetik dalgalar yalnız enine titreşim yapan dalgalardır diyor. Bu doğru. Kısaca bunları hatırlayalım. Önceden hazırladığım tabloyu hemen buraya getireyim. Yani vakit kaybetmemek adına önceden böyle bir tablo hazırlamıştım. Şimdi dalgalar titreşim doğrultularına göre ikiye ayrılıyor. Bunlardan bir tanesi enine dalga, bir tanesi de boyuna dalga. Bir de taşıdıkları enerjiye göre ikiye ayrılıyor. Mekanik dalgalar ve elektromanyetik dalgalar. Buradaki bilgilerimizi kısaca bir hatırlayalım. Şimdi enine dalga ne demekti? Kısaca hatırlayalım. Enine dalga. Enine dalga Yayılma doğrultusu ile titreşim doğrultusu birbirine dik olan dalgalara enine dalgalar denir. Yani titreşim doğrultusu y ekseninde ama ilerleme doğrultusu x ekseninde olursa eğer örneğin bir dalga şu şekilde yayılıyorsa biz bu dalgaya enine dalga diyoruz. Hangi eksende titreşiyor? Yukarı aşağı, yukarı aşağı değil mi? Yani y ekseninde titreşimini yapıyor. Peki ilerlemesini hangi eksende yapıyor? X ekseninde yapıyor. E ilerleme doğrultusu ile Titreşim doğrultusu birbirine dik mi? Dik. Doğru. Y ve X ekseni. O zaman biz bu dalgaya enine dalga diyoruz. Şimdi enine dalgalara verilmesi gereken en önemli örnek nedir? Elektromanyetik dalgalardır. Elektromanyetik dalgalar yalnızca enine dalgalardır. Şimdi bazı dalgalar hem enine olabiliyor hem de boyuna olabiliyor. Mesela deprem dalgası, su dalgası, yay dalgası hem enine olabilir hem de boyuna olabilir ama Işık yani elektromanyetik dalgalar yalnızca enine dalgalardır. Ve elektromanyetik dalgalar toplamda 7 tanedir. Bunları da kısaca bir bilmenizi isterim. Radyo dalgaları, mikro dalgalar, kızıl ötesi ışın, görünür ışık, morötesi, x ışınları ve gamma ışınları. İşte bu 7 tanesine biz elektromanyetik dalga diyoruz. Ve bunlar enine dalgalardır. Ses dalgaları ise yalnızca boyuna dalgadır. Peki boyuna dalga ne demektir? Boyuna dalga da titreşim doğrultusu boyuna evet boyuna dalga titreşim doğrultusu ile yayılma doğrultusu birbirine paralel olan dalgalara deniyor. Mesela bir yayı biz eğer şöyle bir yayı şuradan bir kuvvet uygulayıp yayı sıkıştırırsak yani yayı yaklaşık olarak şöyle bir pozisyona getirirsek biz bu yayı bıraktığımız zaman yay nasıl titreşir? Şu şekilde titreşir. X ekseninde titreşir. Aynı zamanda da X ekseninde ileri doğru hareket eder. Yani titreşim doğrultusu da x ekseninde olur, ilerleme doğrultusu da x ekseninde olur. O zaman ilerleme doğrultusu titreşim doğrultusuna paralel olan dalgalara boyuna dalga diyoruz. Titreşim doğrultusu ilerleme doğrultusuna dik olan dalgalara da enine dalga diyoruz. Enine dalga dediğimizde elektromanyetik dalga örneğini asla unutmayacağız. Boyuna dalga dediğinde de sesi unutmayacağız. Buradaki deprem, su ve yay dalgaları İstenildiğinde enine, istenildiğinde boyuna yapılabiliyor. Ama su dalgasını ayırmak lazım. Su dalgası aynı anda hem enine hem boyuna olan özel bir dalga türüdür. Yay dalgası sadece enine ya da sadece boyuna yapılır ama su dalgası aynı anda hem enine hem boyuna ilerleyebilen çok özel bir dalga türüdür. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Yay dalgaları mekanik dalgalardır. Şimdi dalgalar taşıdıkları enerjiye göre mekanik dalga ve elektromanyetik dalga diye ikiye ayrılıyor. Kısaca şu Yayılmak için ortama ihtiyaç duyan dalgalara mekanik dalga deniyor. Ortama ihtiyaç duymayan, boşlukta bile yayılabilen dalgalara da elektromanyetik dalgalar deniyor. Şimdi ışık, güneş ışığı dünyamıza gelirken herhangi bir ortama ihtiyaç duyar mı? Yani görünür ışık, güneş ışığı dediğimiz ışık uzay boşluğundan ilerleyerek dünyamıza gelmiyor mu? Geliyor. Demek ki ışık için illaki bir ortama ihtiyaç yok. Boşlukta bile ilerleyebiliyor. İşte biz bu dalgalara elektromanyetik dalgalar diyoruz. Eğer ilerlemek için bir ortama ihtiyaç duyuyorsa mesela deprem toprakta ilerliyor. Toprak olmasa deprem ilerleyemez. Su dalgaları suda ilerliyor. Su olmazsa olmaz. Yay dalgaları yay olmazsa olmaz. Ses dalgaları boşlukta ilerleyemez. Yani bir odanın havasını boşaltırsanız o odada konuşsanız bile karşı taraftaki kişi sizi asla duyamaz. Yani sesin ilerlemesi için bir ortama ihtiyaç vardır. Bunu da unutmayın. Bu arada ses dalgaları ışık dalgaları gibi değildir. Mesela ışık dalgaları boşlukta en hızlı ilerler. Yoğun ortamlarda ışığın hızı azalır. Mesela ışığın boşluktaki hızı daha fazladır. Camdaki hızı daha azdır. Daha yavaştır. Ama ses öyle değil. Ses tam tersine boşlukta hızı sıfırdır. Yoğun ortamlarda hızı daha fazladır. Yani sesin havada mı hızı daha fazla yoksa suda mı yoksa katı bir maddede mi? Sesin hızı katı maddede en fazladır. Sonra sıvı maddededir. Sonra da gazlardadır. Yani en yavaş ses gazlarda ilerler. Burada dip bilgi olarak vermek istedim. Ses dalgalarının hareket yönleri titreşim doğrultusuna paraleldir. Zaten ses dalgaları boyuna dalgaydı. Boyuna dalgada titreşim doğrultusu hareket doğrultusuna paralel dalga demekti. Yani hepsi doğru. 1 2 3 sorumuzun cevabı. Yani biraz özet yapmaya çalışıyorum. Sadece soru çözmek istemiyorum. Kalınlıkları farklı, türdeş, esnek, iki yay. O noktasından birbirine bağlanmış yayların bir üzerinde oluşturulan bir atmanın yansımış ve iletilmiş hali şekilde gibidir. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Şimdi burada kısa bir konu tekrar yapalım. Şimdi öncelikle birinci yayda bir atma oluşturuluyor. Yani bu atma baş yukarı oluşturulmuş olabilir. Baş aşağı oluşturulmuş olabilir. Bunu bilmiyoruz. Yani baş yukarı oluşturulduysa eğer birinci yaydaki atma ikinci yaya geldiğinde yani şu O noktasına geldiğinde yayın kalınlığı değiştiği için burada bir çarpışma oluşuyor. İlk atmaya biz gelen atma diyoruz ve gelen atma o noktasına çarptığı anda gelen atma artık yok oluyor. Bir kısmı ilerleyen atma yani yoluna devam eden atma, bir kısmı da geri dönen yani yansıyan atmaya dönüşüyor. Şimdi buradaki püf nokta şu. Gelen atma baş yukarıysa iletilen atmada %100 baş yukarıdır. Bak asla ve asla bunu unutma. Yani çünkü iletilen zaten gelenin devamıdır. Yani sanki gelen yoluna devam ediyor gibi. Şimdi adam üstten geliyorsa üstten yoluna devam eder. Üstten gelen adam alttan yoluna devam eder mi? Etmez. Gelen atma baş yukarıysa iletilen atma %100 baş yukarıdır. Gelen atma baş aşağıysa iletilen atma %100 baş aşağıdır. Bak burada iletilen atmayı ben baş aşağı gördüğüm anda ben diyeceğim ki demek ki birinci yayda aşağıdan bir atma gelmiş. Buna gelen atma diyoruz. Gelen atma aşağıdan olduğu için iletilen atma aşağıdan olmuş. Bak bunu unutmayacağız. Şimdi gelen atma yukarıdansa iletilen atma yukarıdan. Peki geri dönen atmaya yani yansıyan atmaya biz baş yukarıdan da geri döndürebiliriz. Yani şu şekilde de geri döndürebiliriz. Bazı sorularda böyle yapıyoruz. Bazı sorularda da baş aşağıdan dönüyor. Yani iletilen yine yukarıda oluyor. Çünkü niye yukarıda? Gelen yukarıdaysa iletilen yukarıda. Bunun hani başka bir şansı yok zaten. Şimdi geri dönen atma yani yansıyan atma bazen de baş aşağı dönebiliyor. Şimdi ne olursa yansıyan atma baş aşağı oluyor. Ne olmazsa olmuyor. Gelin biraz onu hatırlayalım. Şimdi ben buna birinci yay diyorum mesela. Ben buna ikinci yay. ya da K, L yayları diyelim. K ve L yayları. İşte K ve L yayları. Şimdi eğer atma kendisinden daha ince bir yaya çarpmış ise takla atma olayı gerçekleşmez. Yani gelen atma yukarıdan geliyorsa geri dönerken de yukarıdan dönüyorsa kendisinden daha hafif bir yaya çarpmıştır diyoruz. Yani burada K yayının kalınlığı L yayının kalınlığından fazla olursa böyle olur diyoruz. Ama gelen atma kendisinden daha kalın, daha ağır bir yaya çarpmışsa takla atar. Yani üstten geliyor, bak ne oluyor? Alttan dönüyor, değil mi? Ters dönüyor. Demek ki kendisinden daha ağır bir yaya çarpmış. Yani burada L yayının kalınlığı K yayının kalınlığından daha fazladır ki takla atmış diyoruz. Olayın özeti budur. Şimdi başlangıçta oluşturulan atma ince yay üzerindedir. Şimdi biz buraya baktığımızda birinci yay mı ince ikinci yay mı? Şimdi gelen atma aşağıdan iletilen atma da o yüzden aşağıdan oluyor. Ama geri dönen takla atmış. Yani alttan gelmiş ama üstten geri dönmüş. Takla atmışsa çarptığı yay daha kalındır. Yani burada ikinci yay kalın yaydır ikinci yay kalındır. Birinci yay incedir. Bir kere bunu öğrendik. Şimdi başlangıçta oluşturulan atma hangi yayda? Birinci yayda. Yani birinci yay ince. Burada da ince diyor. O zaman bu doğru. Birinci yaydaki atmanın hızı ikinci yaydan büyüktür diyor. Şimdi ince yayda hız daha fazladır. Zaten yay ince yani hızlı hızlı ilerleyebilir. Ama kalın yay hantal olur yavaş ilerler. E hangisi ince? Birinci yay ince. O zaman birinci yay hızlı olur. Yani bu doğru. Şimdi başlangıçta oluşturulan atma baş aşağıdır diyor. Şimdi biz iletilen atmanın baş aşağı olduğunu gördüğümüz anda zaten diyeceğiz ki gelen atma baş aşağıdır. Yani başlangıçta oluşturulan atma baş aşağıdır. Bu da doğru. Sorumuzun doğru cevabı 1, 2, 3, E şıkkıdır. Şimdi buraya geldiğimizde eşit kuvvetlerle gerilmiş burası önemli. Özdeş K ve L tellerinde üretilen periyodik dalgaların görünümü veriliyor. Buna göre K ve L tellerindeki dalgalara ait niceliklerinden hangilerinin büyüklüğü birbirine eşittir diyor. Şimdi dalgalarda bir kere lambda eşittir V çarpı T bağıntısını kesinlikle bileceğiz. Yani bu %100 bilinmesi gereken bir bağıntıdır. Her zaman karşımıza gelir bu. Şimdi burada hız neye bağlı? Periyot neye bağlı? Dalga boyu neye bağlı? ÖSM yıllardır bunları soruyor. Hız bir kere yalnızca ortama bağlıdır. Yani dalganın yayıldığı ortam değişmiyorsa hız değişmez abi. Periyot ya da frekans yalnızca kaynağa bağlıdır. Yani aynı kaynaktan üretiliyorsa Periyodu aynıdır. Değişmez demek istiyor. Dalga boyu da hem hıza hem de periyoda bağlı olarak değişen bir kavramdır. Değişen bir niceliktir. Yani dalga boyu hem ortama bağlıdır hem de kaynağa bağlıdır. Yani periyoda bağlıdır, frekansa bağlıdır ve dalga boyu hıza da bağlıdır. Çünkü bu denklem lambda eşittir. V çarpı 1 bölü f şeklinde de yazılabiliyor. Periyot yerine 1 bölü frekans yazabiliyorum. Frekans da aynı şekilde kaynağa bağlı. Yani kaynak değişmediği sürece frekans ne yapmaz? Değişmez diyoruz. Şimdi yaylarda ortam nedir? Yayın kendisidir abi. Yayın içerisinde ilerliyor dalga zaten. Su dalgalarında ortam sudur. Dolayısıyla suyun derinliği değişmediği sürece su dalgasının hızı asla değişmez. Yay dalgalarında da yayın kendisi kalınlığı değişmezse yay dalgalarında hız v eşittir karekök içerisinde F bölü nü denilen bir formülle bulunuyor. Yani bu formülden direkt soru gelmiyor ama yorumundan geliyor. Yani işlemli soru gelmiyor ama yorum geliyor. Şimdi bir kere bize burada eşit kuvvetlerle gerilmiş dediği için ben bir kere buradaki F'in üstünü çiziyorum. Bir de özdeş K ve L tellerinde dediği için şimdi teller aynıysa tellerin kalınlıkları aynı. Buradaki nüyü açarsak birim uzunluktaki kütledir. Yani M bölü L'dir. Yani yay kalınsa ağır olur. Ağır olunca da kütlesi büyük olur. Kütlesi büyük olunca buradaki nü büyük olur. Bu ne demek? Kalın yayın nüsü büyük oluyor. Nüsü büyük olunca hız da küçük oluyor. Ters orantılı sonuçta. İnce yayın nüsü küçük oluyor. Dolayısıyla nüsü küçük olunca ters orantılı olduğu için hız ile nü ters orantılı olduğu için nüsü küçük olan ince yayın hızı da büyük oluyor. Yani yayın kalınlığı ve yayın gerilme kuvveti o yaydaki dalganın hızını belirleyen faktördür. Şimdi bir kere hangileri eşittir demişti. Hızları eşit mi? Eşit. Çünkü gerilme kuvvetleri eşit dedi. Özdeş yaylar dediği için kalınlıkları da eşit oluyor. E ikisi de eşit olunca hızları direkt eşit olmak zorunda. Genlikleri eşit mi? Genlik neydi? Bir dalganın denge konumuna olan maksimum uzaklığına genlik deniyor. Yani birinci dalganın genliği şu şekilde ve iki birimdir. İkinci dalganın genliği şu şekilde ve bir birimdir. Burası da genlik, burası da bir sonuçta. Burası da iki. Yani genlikleri eşit mi? Eşit değil. Peki periyotları eşit. Şimdi dalga boyundan yararlanarak biz bunların periyotlarının eşit olup olmadığını anlayabiliriz. Zaten hızlara eşit. Yani hızın üstünü çizeceğiz. Eğer dalga boyları da eşitse periyotları da eşit olmak zorunda. E bakıyorum dalga boyu neydi? İki tepe noktası arasındaki mesafe ya da iki çukur noktası arasındaki mesafe diyebiliyoruz. Yani şu noktadan şu noktaya olan mesafe bizim için dalga boyudur ve dikkat edersen dört birimdir. Şimdi dalga boyu aynı zamanda şu şekilde de tanımlanabiliyor dalga üzerinde kendini tekrar eden özdeş iki nokta arasındaki uzaklık. Mesela şu nokta tam yükselişe kalkan bir nokta. Aynı nokta bir sonra nerede tekrar ediyor? Bakıyorum burada mı? Hayır. Burada mı? Hayır. Aynı nokta bak şurada bir daha tekrar ediyor. Yani tekrardan aynı hizadan yukarı doğru geçiyor. İşte buradan buraya olan mesafeye biz bir dalga boyu diyoruz. Yani dört birim. Peki burada bak bir dalga buradan başlıyor dikkat edersen yukarı çıkıyor aşağı iniyor ve şurada bitiyor. Yani bir dalga boyu bunda kaç birim? 8 birim. Bunda bir dalga boyu kaç birim? 4 birim. Yani dalga boyları aynı değil. Dalga boyu büyük olanın periyodu da büyük oluyor. Doğru orantı içerisinde olduğu için. Yani burada L'nin dalga boyu K'nın dalga boyundan daha büyükse L'nin periyodu K'nın periyodundan daha büyüktür dememiz gerekiyor. Frekansa periyot ters orantılı olduğu için frekansı büyük olanın dalga boyu küçük olur mantığı var. Yani dalga boyu kimin küçükse onun frekansı daha büyüktür dememiz gerekiyor. Yani periyotlara eşit falan değil sorunu cevabı yalnız bir olmaktadır. Bir bilgi veriyor. Enine dalga hareketinde enerji ortam boyunca hareket ederken ortamın üzerindeki noktalar hareket doğrusuna dik olacak şekilde salınım hareketi yaparlar. Yani yukarı aşağı. Kaan esnek ve türdeş bir yayı uçlarından sabitledikten sonra yay üzerinde kırmızı ve mavi kurdeleleri şekilde gibi bağlamış. Kaan daha sonra yay üzerinde başlangıç konumları ve hareket yönleri şekildeki gibi olan iki tane atma oluşturuyor. Bu atmalar t sürede 1 bölme ilerlediğine göre Kaan 5t süre sonra atmaları ve kurdeleleri nasıl görür diyor. Şimdi atmaların yönlerini vermiş. 5t süre sonra bu atma nerede olacak? Hemen çizelim. Şimdi birinci T'de buraya gelecek. Her T'de de bir birim ilerliyor. İkinci t de buraya gelecek. Şimdi burası sabit uç olduğu için eğer serbest uç olsaydı buraya böyle halka yapardı. Halka yapsaydı baş yukarı gelen baş yukarı dönerdi. Ama halka yapmadığı zaman orası sabit uç oluyor. Sabit uçta da atmalar takla atarak dönüyor. Yani birinci T'de burada, ikinci T'de burada, üçüncü T'de takla attı buraya geldi. Dördüncü T'de buraya geldi ve beşinci T'de buraya geldi. Şunları silelim ki kafamız karışmasın. Sonuçta beşinci T'de dalgamız burada. Peki İkinci atmayı 5 tye ilerletelim. Birinci T'de burada. ikinci T'de 3, 4. Burası da sabit uç olduğu için. Ve 5. T'de bunun da tam buraya geleceğini biliyorum. Yani şunları siliyorum yine. Sadece şu var. Peki buradaki kurdeleler nereye gider? Hiçbir yere gitmez. Olduğu yerde kalır. Neden? Çünkü dalgalar ilerlerken ilerleyen dalganın kendisi değildir. Ortamın enerjisidir. Yani ortam hareket etmez. Dalganın enerjisi hareket eder. Enerji ilerler. Şimdi bunu şöyle düşünebilirsin. Mesela suyun üzerinde bir tane oyuncak ördek olsun. Su dalgası gelsin böyle suyun üstünden. Ördek ne yapar? Su dalgası kendi üzerine geldiğinde yukarı kalkar, sonra aşağı iner, sonra da dalga alıp başını gider. Yani su dalgasıyla birlikte ördek hareket eder mi? Etmez. Su dalgası geldiğinde ördek yukarı aşağı hareket eder ama ördek dalga gittiğinde hala aynı yerinde kalır. Mesela suyun üzerinde bir kağıt parçası olsa. Kağıt parçası oraya bir dalga geldiğinde yukarı aşağı titreşir ama dalga ilerlediğinde kağıt parçası da dalga ile birlikte sürekli böyle yukarı aşağı yukarı aşağı dalga ile birlikte hareket eder mi? Etmez. Dalgalarda hareket eden ortam değildir. Dalganın enerjisidir. Dolayısıyla bu dalga buraya geldiğinde kurdale yukarı kalkacak. Evet ama dalga gittiğinde kurdale tekrar eski yerine gelecek. Yani kurdaleler aynı yerinde kalır. Güzel bir sorudur. Baktığımızda kurdalelerin aynı yerde kaldığı, dalgalarımızın da verilen konumlarda olduğu doğru cevap C seçeneğidir diyeceğiz canlarım. Bu da önemli bir bilgi. Yani dalgada hareket eden ortam değil, dalganın enerjisidir. Bir dalga leğeninde sığ ortamdan derin ortama gönderilen periyodik doğrusal su dalgalarının yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi sığdan derine gönderiyoruz. Ben burada örneğimi derinden sığa vermişim. Fakat biz tersini soruyoruz. Şimdi yayılma doğrultusu %100 değişir mi? Şimdi dalgaların yayılma doğrultusunun değişmesine kırılma olayı deniyor. Şimdi eğer sudan işte sığdan derine ya da derinden sığa eğer ortamları ayıran çizgi bu şekilde olursa ve bu şekilde gönderilirse evet bu dalgalar kesinlikle yayılma doğrultularını değiştirir. Peki ne tarafa doğru değiştirir? Normalde ortam değişmeseydi. Yani derin ortam burası da derin ortam olsaydı. Sığ falan olmasaydı. Dalgalar şu şekilde yoluna devam etmeyecek miydi? Evet edecekti. Ama sığ ortam bizim için çok yoğun ortamdır. Derin ortamda bizim için az yoğun ortamdır. Yani bunu böyle düşünmemiz gerekiyor. Şimdi normal ne demektir? Ortamları birbirinden ayıran çizgiye, şu ortamları birbirinden ayıran çizgi oluyor. Ortamları birbirinden ayıran çizgiye indirilen dikmeye normal denir. Yani biz burada buraya bir dikme indireceğiz ve bunun adı normaldir. Şimdi bu dalgaların ilerleme doğrultusunu bir ışın gibi düşüneceğiz. Şimdi çok yoğun ortama geçerken ışık normale yaklaşmıyor muydu? Hani daha zengin bir ortama girdiği için normale yaklaşmıyor muydu? Evet. İşte normale yaklaşacak şekilde yani bu artık bu ortama girdiğinde şu doğrultuda tam çizemedim. Normale yaklaşacak doğrultuda şöyle şu tarafa doğru hareket eder. Dolayısıyla dalgalar da artık şu şekilde olur. Yani ilerleme doğrultularını değiştirirler. Ama kesin mi? Kesin değil. Neden kesin değil biliyor musun? Eğer dalgalar şu şekilde geliyorsa ancak ortamları birbirinden ayıran çizgi de buradaki gibi çapraz değil de düz ise yani ortamları birbirinden ayıran çizgi tamamen şuysa mesela burası işte derin ortam diyelim. Burası derin, burası da sığ. Yani dalgalar buraya eğer dik bir şekilde geliyorsa bu dalgalar kesinlikle kırılmaya uğramaz. Yani doğrultularını değiştirmezler. Hani dik gelen ışın kırılmaya uğramıyordu ya. Ortam ister yoğun olsun, ister az yoğun olsun hiç fark etmiyor. Dik geldiyse hiç fark etmiyor. Yayılma doğrultusunu değiştirmeden böyle dümdüz yoluna devam ediyor. Kırılma konusunda bunu öğrendik. İşte su dalgalarında da eğer ortamları birbirinden ayıran çizgiye dik bir şekilde dalgalar gelirse dalgalar ilerleme doğrultularını değiştirmiyor ama dik gelmezse ya normale yaklaştığı için ya da normalden uzaklaşarak gittiği için yayılma doğrultularını değiştiriyor. Soru kesinlikle sorusu olduğu için bunu kesin diyemiyoruz. Frekansı değişmez diyor. Şimdi burada ne değişti? Derin ortamdan sığ ortama geçtim ya da sığ ortamdan derin ortama geçtim ve dolayısıyla ortam değişiyor. Şimdi ortam neyi değiştirir? Lambda eşittir V çarpı 1 bölü F mantığında ortam hızı değiştirir. Kaynak değişmedi. Kaynak aynı. Kaynak değişmediyse periyot ve frekans değişmez. Yani bu %100 doğru. Ortam değiştiğinde hız ne olur? Sığ ortamdan derin ortama gidersen derin ortamda hız fazladır. Çünkü derin ortam az yoğun ortam gibi düşünülüyor. Ortamın yoğunluğu azsa biz orada hızlı ilerleyebiliyoruz. Ama ortam yoğunsa, bir sürü insan varsa biz orada hızlı ilerleyemiyoruz. Dolayısıyla sığ ortam çok yoğun ortam olduğu için sığ ortamda hızımız azalır. Dolayısıyla su dalgalarının hızı derin ortamda daha fazladır, sığ ortamda daha azdır. Yani hız değişti ama frekans değişmedi. Peki hız azaldı mı, arttı mı? Şimdi sığ ortamdan derin ortama geçtiğin için hızın ne oldu? Arttı. Burada ne diyor? Hız azalır diyor. Yani dolayısıyla bu doğru değil. Peki dalga boyu artar mı? Şimdi hız ve dalga boyu doğru orantılı. Yani hızda bir artma varsa dalga boyunda da bir artma olur. Biz şimdi sığ ortamdan derin ortama girdik. E derin ortamda hız fazla. O zaman derin ortamda dalga boyu da sığ ortama göre daha fazla. Bu %100 doğru. Yani dik gelse de doğru, dik gelmese de doğru. Her türlü bu doğru. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı 2 ve 4 yani D şıkkı olmaktadır. L ortamından K ortamına doğru ilerleyen. Bak sorunun en önemli kilit cümlesi burası. L ortamından K ortamına doğru ilerleyen. X, O, y dalgasının bir anlık görüntüsü veriliyor buna göre. Şimdi teta büyük alfa olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor. Şimdi buradaki kilit yer neresiydi? L ortamından K ortamına doğru ilerleyen. Yani bu atma aslında nerede oluşturulmuş? L ortamında. İşte L ortamındaki atma bizim için orijinal atmadır. Orijinal atmayı şu şekilde devam ettireceğiz. Yani bu ne demek biliyor musun? Ortam değişmeseydi, yani L ortamı K ortamı gibi böyle farklı ortamlar olmasaydı, atma bu mavi çizgide ilerleyecekti. Yani bir kısmı geride, bir kısmı önde falan filan olmayacaktı. Niye böyle geride önde oluyor? Ortam değiştiği için. Peki bizim orijinal atmamız nerede oluşturuldu? L ortamında oluşturuldu. İşte L ortamındaki atma bizim orijinal atmamız ve biz buradan yola çıkarak diyeceğiz ki şimdi K ortamına geçen kısmı geride mi kalmış yoksa öne mi geçmiş? Bak K ortamına gelen kısmı mavinin önünde mi yoksa mavinin gerisinde mi? Bak mavinin gerisinde. He biz diyoruz ki K ortamında demek ki atmanın hızı azalmış hızı azaldığı için geride kalmış. Şimdi bizim hızımız nerede azalır? Sığ ortamda hızımız azalır. Derin ortamda hızımız fazladır. Demek ki bu dalganın K ortamına geçen kısmı sığ bir ortama geçtiği için dalga yavaşlamış, o yüzden de geri kalmış. Ve biz bu mantıktan diyoruz ki L ortamının derinliği fazladır derinlik olarak. L ortamının derinliği K ortamının derinliğinden fazladır. Yani K ortamına sığ L ortamına da derin ortam diyebilir miyim? Evet diyebilirim. Ancak bak eğer biz bunu yanlış yorumlasaydık sorunun cevabı direkt değişirdi. Mesela ben buradaki dalgayı ana dalga gibi kabul edip uzatsaydım o zaman şöyle olurdu. İşte derdim ki L ortamına gelen kısmı geride kalmış. Demek ki L ortamında dalga yavaş ilerliyor. Demek ki L ortamı daha sığdır derdim. Bak bulduğum sonuçta tam tersi. Yani neyi anlatmaya çalışıyorum? Orijinal dalganın L ortamında mı olduğu yoksa X ortamında mı olduğu son derece önemli. Soru bize orijinal atma L ortamında dediği için biz L ortamındaki atmayı uzatıyoruz. K ortamına geçen kısmı bunun gerisinde kaldığı için demek ki burası yavaş. Yavaşsa sığdır diyerekten soruyu bitiriyoruz. Olay budur. K ortamı sığ, L ortamı derindir. Dalgaların L ortamındaki yayılma hızı yani derin ortamdaki hızı K'dan daha fazladır. Evet derin ortamda hız fazla. Dalganın kırılma açısı alfadır. Şimdi kırılma açısıyla ilgili ben sana iki tane bilgi öğreteceğim. Bunlardan birisi şudur. Kırılma açısı mesela şöyle dalgalarımız diyelim grup halinde geliyor olsun. Dalgalar şu şekilde ilerliyorlar ve ilerleme doğrultuları şu şekilde. Diyelim buraya geldiklerinde ortam değişiyor. Örnek veriyorum burası Nedir? Burası e, derin ortam, şey sığ ortam olsun burası. Aşağısı derin ortam olsun. Derin ortam bizim için az yoğun ortamdı. Şimdi dalgaların şöyle ilerleme doğrultusunu şöyle çiziyorsun. Tamam bunu bir ışın gibi kullanacaksın. Hemen ortamları birbirinden ayıran çizgiye bir dikme indiriyorsun. Bunun adı normal. Şimdi aşağısı daha derin. Derin ortam az yoğun ortam demek miydi? Evet. O zaman... Burası çok yoğun ortam mı? Evet. Çok yoğun ortamda normale daha yakın oluruz. Hani çok yoğun demek zengin demekti. E zengin hatırlayalım yine önceki mantıklarımızdan. Zengin bizim için normali belirtiyor. Normale yakın olan zengindir. Şimdi çok yoğun ortam zengin olacaksa, burası normale daha yakın olur. Az yoğun ortam fakir demek normalden uzaklaşacak. Yani bunlar normalden uzaklaşacak şekilde şu şekilde yoluna devam eder. Hemen dalgaları yine üstüne çiziyorum şu şekilde. Dalgalar her zaman ilerleme doğrultusuna dik olmak zorundadır canım. Bunu asla unutma. Yani dalgaların şöyle ilerleme doğrultusu var ya. Bu ile dalga birbirine her zaman diktir. Şimdi burada gelme açısı nereye deniyor biliyor musun? Şuraya gelme açısı deniyor. Kırılma açısı da şuraya deniyor. Yani normalle yapılan açıya gelme açısı ve kırılma açısı deniyor. Şimdi burada burası alfa gelme açısı Burası teta kırılma açısı. Ama bunun iki türlü yolu var. Bir tanesi bu atmaların ilerleme doğrultusuna bakarak çözülen yöntemi var. Burada tamamen normal normale göre yapıyoruz. İşte normale yaptığı açıya gelme açısı, normalle yaptığı diğer açıya kırılma açısı diyoruz. Bir tanesi de dalganın bizzat ortamla yaptığı açıya deniyor. Yani ortamları birbirinden ayıran çizgi burada neresi? Şu çizgi değil mi? İşte dalganın bizzat burayla yaptığı açıyı bulacağız. Nasıl bulabiliriz? Çok kolay. Bak şuradaki şuradaki dalgayı uzatacaksın. Dalgayı uzatalım. Şöyle. Şu dalgayı şöyle uzatsaydım. Ortamları birbirinden ayıran çizgi. Yani şu çizgiyle yaptığı açı neresi olur? Şurası olmaz mı? Evet. Peki bu açı kaçtır? Bak şimdi. Şu açı 90 değil miydi? Yani hız ile dalga birbirine dik olur demedim her zaman. Evet. Peki Şurası da 90 değil mi normal olduğu için. Alfa ve diyelim işte örnek veriyorum beta açısının toplamı 90 ise. Burası 90 burası beta ise burasının alfa olması gerekmiyor mu? Çünkü üçgenin iç açıları toplamı 180. Yani bura 90 ise bura beta ise burada alfa olmalı ki beta artı alfa 90'ı veriyor. Çünkü beta artı alfanın 90'ı verdiğini biz buradan anlıyoruz. Ben burada neyi anlatmaya çalışıyorum? Bak burası da alfa oldu. Yani bir dalganın ortamları ayıran çizgiyle yaptığı açıya da gelme açısı denir. Bu bir yöntemdir. İkinci yöntemde dalgaların ilerleme doğrultusunun normalle yaptığı açıya da gelme açısı denir. Aynı şekilde mesela bu dalgayı uzatalım. Şu açıyı bulmaya çalışalım. Şurası 90 derece değil mi? 90 derece. Bura teta. Diyelim burada gama açısı. Şimdi teta ve gama 90'ı veriyor mu? Evet veriyor. O zaman bura teta şey bura 90 bura gamma ise buraya teta kalmıyor mu? Evet. Yani ya dalganın bizzat ortamları ayıran çizgiyle yaptığı açıya kırılma açısı diyoruz. Ya da ilerleme doğrultusunun normalle yaptığı açıya kırılma açısı diyoruz. Yani iki tane yöntem var. Ben burada sana ikisini de anlattım. Yani kırılma açısı alfadır. Bu kesinlikle doğru. Çünkü dalganın bizzat ortamları ayıran çizgiyle yaptığı açıyı verdiği için biz buna da kırılma açısı diyoruz. Şuna gelme açısı deniyor. Çünkü dalga L ortamında oluşturulduğu için buna gelme denir. Hani L ortamında yapılan açıya gelme açısı denir. Diğer ortamda yapılan açıya kırılma açısı denir. Eğer bu dalga K ortamında oluşturulsaydı o zaman buna gelme açısı denirdi. Buna kırılma açısı denirdi. Bak uzatıyor gibi algılayabilirsin beni ama inan ki sana hani bir küçük ayrıntıdan soruyu kaybedersin diye korkuyorum. Her şeyi tekrar etmeye çalışıyorum. Bir dalga leğeninde x ortamında oluşturan doğrusal su dalgalarının y ve z ortamlarına geçişi verilmiş. Ortamların derinlikleri hx, hy, hz olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir diyor. Şimdi bak x ortamında oluşturulan dedi ya bu bizim için çok önemli. Yani dalganın orijinali x ortamında. Hemen x ortamındaki dalgayı uzatıyorum. Bak uzatıyorum şu şekilde uzattım. Tamam. Şuradan da uzattım. Çünkü orijinal x ortamında. Şimdi hiç ortam değişmeseydi bu mavi şeklinde ilerleyecekti dalgalar. Fakat Y ortamına geçen kısmı kendini daha öne atmış. Demek ki Y ortamında hız fazla. Hız fazla demek derin demek. Demek ki Y ortamının derinliği X ortamına göre daha fazla. Çünkü derin ortamda dalgalar hızlı ilerliyor. Z ortamına giren kısmının ise bak dikkatli bir şekilde baktığında maviye göre nerede kalıyor? Geride kalıyor. Geride kalan yavaştır. Yavaş olan sığdır. O zaman X ortamı Z ortamına göre daha derindir. Bak, sığ demek derinliği az demek. Z ortamının derinliği X'e göre daha az. O zaman cevap ne oldu? Y X Z şeklinde. Yani sorumuzun doğru cevabı Y X Z baktığımızda cevap D şıkkı olmaktadır. Bu soruyla birlikte bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda daha farklı sorular çözeceğim. 7 tane daha soru sana göstereceğim. Bu iki videodan sonra dalgalardan gelen sorudan inanmana hiç korkmana gerek yok. O videoda görüşene dek kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Hoşçakal.